Murat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ve yoğun temponuz içerisinde bu değerli dakikaları bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Murat Bey, Paris İnşaat Apart'ın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Murat Ülkem kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Murat Ülkem kimdir? Murat Ülkem öğrenci Isparta'ya, ben Kütahyalıyım şahsen, Isparta'ya okumak için geldim. Evet. Şu anda yöneticiliğini yaptığım apartların daha önce ilk senemde apartlarda kaldım. Evet. Bu şekilde şu anda patronum olan ve inşaatların sahibi olan Ümit Kazancı beyefendiyle tanıştım. Tanıştınız. İlerleyen zamanlarda samimiyetimiz biraz daha ilerledi. Evet. İşte çalışma muhabbeti oldu. Yanında işe başladım. Çalışmaya başladım. O 6 senedir kendisi bu sektörde hizmet veriyor. Evet. Ben de onun yanında 3 senede yani işi öğrenebildiğim kadar onun yanında tabii ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii onun yanında tecrübeler kazandınız değil mi? Tabii kesinlikle ki, bu tabii işi ki. Öğrendiniz. Tabii ve ki. Şu anda da aslında tek başınıza diyebiliriz ki burada profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Tabii ki hani şu anda Isparta sektöründe hemen hemen bizim kadar seri yakalamış bir apart yok. Evet. Biz 10. binamızda şu anda hizmetteyiz. 10. binamız bu sene faaliyete geçti. Çok güzel. Diğerleri de zaten dediğim gibi hani Ümit Bey'in 6 senelik Isparta macerasında 6 sene içinde sıkıştırdığı binalar. Sanıyorum ki Ümit Bey Fransa'dan Türkiye'ye geldi ve burada yatırımlar yaptı. Evet. Tabii bu 6 sene aşamasında, sürelik 6 sene zarfında 10'a yakın bina ile hizmet veriyor. Aynen şu öyle. Anda. Aynen öyle. Evet. Aynı zamanda kafe sektöründe Isparta'nın birçok dağıtım sektörü var. İçecek sektörüne girdi bu sene. Çok güzel. Aynı işte konaklama farklı sektörlerde de hizmetler tabii ki, veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Farklı sektörlerde birçok alanda şu anda hizmet vermekte kendisi. Evet. Ben de onun yanında ona yardım edebildiğim kadar. Buradan kendilerine selamlarımızı iletelim. Tabii Ümit ki. Kazancı Beyefendi'ye. Peki Paris İnşaat Apart lokasyon olarak, konum olarak nerede? Şu anda Isparta'nın neresindeyiz? Konum olarak şöyle anlatayım. Şimdi Isparta'da iki tane merkez bulunuyor. Biz otogar çevresindeyiz. Hani otogar çevresinde olan merkezdeyiz. Otogarın üst tarafındaki mahallelerde Fatih, Zafer ve Yedi Şehitler. Bu üç mahalledeyiz. Şu andaki yaptığımız 10. binamızda çarşı merkezde eski hastane vardı. Onun olduğu alanda diyeyim. Evet. Öylelikle anlayabilirler. Ve birçok öğrencilerimiz tarafından kesinlikle tercih ediliyor. Bütün apartlarımız, binalarımız dolu. Tabii ki şu anda %100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Ve şöyle anlatayım. Hani gelecek geçtiğimiz sezon %70 doluluk oranıyla geri döndü apartlarımız evet. bize. Verdiğimiz hizmetten dolayı mı diyeyim artık, güler yüzümüzden dolayı mı? Hani öğrencilerimiz... Evet, bunu biraz açabilir miyiz? Tekrardan... Sizleri tercih etme sebepleri nedir öğrencilerimizin ya da velilerimizin? Geliyorlar sizinle, burada görüşüyorlar. Burada çocuklarını size emanet ediyorlar. Tabii, kesinlikle tabii. Gözleri arkada kalmadan. Biraz kapasitemizden bahsedebilir miyiz? Kaç apartımız bulunmakta, binalarımızda kaç çeşit odalarımız var? Tabii. Ve insanların yani öğrencilerin sizi tercih etme sebepleri nelerdir? Şöyle anlatayım. Şimdi öğrencilerin ilk başta bizi tercih etmelerinin sebebi benim veya Ümit Bey'in olsun. Hani benim artık Ümit Bey'in dediği benim dediğim, benim dediğim Ümit Bey'in dediği olduğu için. Evet. Beraber harmanladık. Aynı çünkü ben onun yanında, onun gösterdiği yolda devam etmekteyim. Belirli başlı kuralları var kendisinin. Ben de bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Şimdi ailesiyle tanışmadığım insanı apartta yer vermeye çok gönüllü değilim ki evet. hani telefonda konuştuğum, aileleriyle tanıştığım insanlar da oluyor. Yani birinci kuralımız bu galiba. Tabii ki, kesinlikle tabii ki ailesiyle de. Tanışmanız gerekiyor. Tabii ki de. Onlarla ailesiyle... birebir yüz yüze görüşmeniz gerekiyor. Tabii yüz yüze olmasa da hani bazen çok uzakta olan insanlar oluyor. Hani sadece öğrenci arkadaşları gönderiyorlar, kendileri gelemiyorlar. Ben hiç yoktan telefonda ailesiyle, annesiyle, babasıyla, ablasıyla, abisiyle kesinlikle bir görüşme sağlarım. Görüşme evet. sağlarım. Sonuçta ikametgah adresi olarak gösterilenler var. Daha sonrasında kimlik fotokopilerini alıyorum hepsinin. Bunlar nasıl insanlardır diye. Ama genellikle tabii artık... karşılıklı güven konusu çok önemli. Tabii onlar ki, ne kadar size güvenirse sizin de o kadar onlara güven tabii ki de. Sonuçta duymanız ben, gerekiyor. Dairelerimin içinde
televizyondur, buzdolabıdır, hemen hemen evin içinde gerekli olan bütün eşyalar bulunduğu için çok güzel. Bir sermaye ile veriyorum sonuçta. Onları da benim de güvence altına almam lazım. Hani adam yarın televizyonu götürmesin. Evet. Veya işte kırıp dökmesinler tabii, diye. Tabii kesinlikle çok önemli. Kesinlikle 10 tane binamızdan bahsettik biraz önce. Evet. Ve odalarımız 5 çeşit sanıyorum. Aynen 5 çeşit odamız var. 1+0, 1+1, 2+0, 2+1, 3+1 olmak şeklinde. Şartıyla. Hani 2 kişi kalmak isteyenler için 2+0 veya 2+1 dairelerimiz. İşte 3 kişi kalmak isteyenler oluyor. Bazen daha da lüks yaşayıp hani 3 kişilik dairede tek başına yaşamak isteyenler oluyor. Hı hı. Hani çeşitlerimiz çok. Taleplere göre değişebiliyor. Fiyatlarımız ona göre değişiyor tabii ki. Taleplere göre, isteğe göre değişebiliyor. Peki Murat Bey, hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? İlk birinci kuralımızı söyledik. Kesinlikle güven ve dürüstlük çok tabii önemli ki, sizin tabii için. Ki, tabii ki de. Kaliteli hizmet değil mi? Şöyle anlatayım. Şimdi bütün Isparta odalarımızdaki eşyalarımızdan tutun da verdiğiniz hizmete kadar, onlara duyduğunuz güven ve irtibata kadar kesinlikle kaliteli tabii hizmet diyoruz. Şimdi binada kalan arkadaşlar zaten yaşım çok yakın olduğu için kendileriyle her zaman hepsiyle arkadaş olmuşumdur. Anlayabiliyorsunuz onları. Onları anlayabiliyorum. Dertlerini, kimisi işte kiramı geciktirebilirim dediğinde hayır demiyoruz. En büyük özelliklerimizden bir tanesi. Evet. Hani günü geldiğinde tepesine binmiyoruz. Kiramı ver, kiramı ver diye. Çok güzel. Öncelikle İkinci olarak da nasıl anlatayım? Arkadaşlara elimizden geldiğince mesela biz fiyatlarımıza dahil olarak doğalgaz ve internetimizi fiyatlarımıza dahil ediyoruz. Ediyorsunuz. Dahil ediyoruz fiyatlarımıza. Isparta'da en önemli şey ısınmak. Hani Isparta soğuğunu bilen bilir. Çok çok soğuk olur kış aylarında. Aşırı derecede ayaz olur burada. Isınmak çok önemli o yüzden. Hani çoğu ev sahibi mi diyeyim artık, hani başkalarını ayıplamak olmasın da doğal gazdan çok büyük derecede tasarruf yapmak için şey yaparlar. Nasıl diyeyim size? Bu kısarlar, açmazlar, yakmazlar. Ama ben ama sizde öyle bir sorun yok. Tabii ki de evde kesinlikle tişörtle oturturum yani o soğukta bile o soğuklarda. Yani kısacası müşteri memnuniyeti sizin için çok aynen önemli. Öyle. Biz onlar artık müşteri demiyoruz. Onlar sizin dostlarınız tabii oluyor, ki, arkadaşlarınız tabii oluyor. Tabii. Çünkü birbirine yakın olduğu için yaşlarınız. Onların memnuniyeti sizin için çok önemli. Bunun için de elinizden gelen en güzel şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle verdiğimiz burada bizim hizmet. Yani hizmetten kastımız da güvenilir. Kapımızı açtığımızda işte ben burada kalıyorum ki güvendeyim insanların algısını yaratabilmemiz için çok gerekli güzel şey. Evet. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.